buradan çıkış yok. Mutlu ol yeter, yeter. Ağlarken güleni gördüm. Ah nere baksam garibanlar. Ağlarken güleni gördüm. Neler gördüm, neler gördüm. Ben de kara günler gördüm. Bu alemde dost görünen ben ne zalim. Ben ne yılan kullar gördüm. Neler gördüm, neler gördüm. Ben de kara günler gördüm. Bu alemde dost görünen ben ne zalim kullar gördüm. Ah bu alemde dost görünen ben ne akrep dostlar gördüm. Zamansız öleni gördüm. Ah doyamadan genç yaşına zamansız öleni gördüm. Hazır mıyız? Neler gördüm, neler gördüm. Ben de kara günler gördüm. Bu alemde can görünen ben ne yılan kullar. Ben ne zalim kullar gördüm. Neler gördüm, neler gördüm. Ben ne kara günler gördüm. Bu alemde dost görünen ben ne zalim kullar gördüm. Bu alemde dost görünen ben ne zalim. Ben ne yılan dostlar gördüm. Sözü ve müziği İbrahim Dizdek'e ait. Neler gördüm? Sizler de kim bilir neler görmüşsünüz. Ben 55'ime gelene kadar çok şeyler gördüm. Dost gibi görünen damacana adamlar gördüm. Damacana yürekli ama baktığın zaman bu kadar.
ne kalleşlikler gördüm. Hepsini gördük. Ama halen biz ayaktayız. Herkes yaptığıyla, herkes ettiğiyle kaldı. Biz doğrudan ayrılmadık. Yüce Allah iki tane yol göstermiş. Bu eğri, bu doğru. Hangisini istersen onu seç. Biz büyüklerimiz, edebimiz, örf adetlerimize dayanarak, görgümüze dayanarak büyüklerimiz bize bu tarafa git, doğruyu göstermişti. Biz doğrudan yana gittik. Eğriler baktı ki bu tarafa gitmedim, yolumu çevirdiler. Atladım üstlerinden. Yolumu çevirdiler, atladım. Yolumu bilmediler, parendeciyim. Parendeci ne demek bu? Parende atlama yani sanat olarak evet, evet. Ladies and gentlemen, Mina, geçen hafta bu kadar yoktu. Ne oldu birden patlama oldu? Ne oldu birden? Şeyi görebilir miyiz efendim? Bu İbo Show'a gelmek isteyen, kapıda bekleyen arkadaşları görebilir miyiz? Bir vetere çektik mi öyle bir vetere? Var mı öyle bir vetere? Var mı öyle bir şey çektik mi? Efendime söyleyeyim, şey ettirebilir miyiz şeyi yani? Şu anda... Bak bekliyorlar vallahi ya. Bunlar yazık bunlar ya. Vallahi bekler dışarıda. Saat kaçta gelir? 5'te gelirler ya. He vallahi billahi ya. Allah'ım esirgesin, Allah'ım esirgesin. Alkış, 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 alkış. Alkış. Efendim bu gördükleriniz İbo Show başlamadan önce dışarıda bekleyen hanımefendiler, beyler İbo Show'a girmek için, bizi izlemek için. Şu anda ATV'deyiz. ATV'den yayın yapıyoruz. Ve Bodrum, şehri Bodrum'dayız. Evet. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta hanımefendiler olmak üzere televizyonları başlarında oturmuş bizi izleyen hanımefendiler ve beyefendiler olmak üzere. Bu akşam komik programlarımız var. Komik sanatçı. Hakikaten bu Şafak komik midir nedir? Onu, şeyini de ayarını da bilmiyorum. Ben soracağım sen yani mesleğin nedir? Sen sanatçı da hangi dala girsen? Komik mi, komedi mi, ne? He? Mesela Tarzan diyor ki lan Allah cezanı verecek oğlum, ben kemancıyım lan. Sokakta geçen hafta dedi ya bu. Köse öksürüğü. Bunu tutmuşlar alışveriş ederek demişler ki Mustafa abi bana bir köse öksürüğü yapsana. Tam çıkmadı. Arabada doğru yapıyor, burada çıkmadı. Allah cezanı verecek. Mahkemede doğru söyler, karakolda şaşar. Yok, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Evet, şimdi çok güzel romantik bir şarkıyla ve damar bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu akşam damar şarkılar var ve çok İbo şarkıları var. Hem eski hem yeni. Evet, evet, evet. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim, biliyorsunuz geçen hafta milli takımımızın formasını giymiştim. İki tanesini de giydim. Büyük bir şerefle çıktım. Aynen büyük bir şerefle, büyük bir heyecanla genç kardeşlerimize, başta koçlar olmak üzere, hocalar olmak üzere benim değerli arkadaşım, değerli dost, önemli bir adam. İmparator. Gerçi benden sonra gelir ama olsun. Fatih Terim başta olmak üzere. Herkes yazdı, çizdi, yazdı, çizdi. Keşke bunları yazmasalardı, çizmeselerdi. Orada onlara moral verselerdi. Bütün köşe yazarlarımız, hemen hemen bütün demeyeyim de spor yazarları, spor işte televizyonda program yapanlar. Herkes salladı hocaya. Bir daha birinci maçta yenildi diye. Peki ikinci maçta yendi, ne oldu? İkinci, üçüncü maçta da yenince başladılar takla atmaya. Bu olmadı. Başta yenilebilir ya. Erkek adam dayak da yer, dayak da atar. Allah Allah. Kaçmanın %10'u %90'ı ne? Erkekliğin %90'ı kaçmak mı? Nasıl %90'ı kaçmak? Hem erkek hem kaçmak. Hiç böyle bir şey de görmedim. %100 kaçmaz. Ama kaçanın anası da ağlamamış. Böyle de bir durum var. Onun için gençlerimizi, milli takımımızı büyük bir keyifle
büyük bir canlılıkla yürekten alkışlar mıyız? Şimdi bugün güzel bir yazı vardı gazetenin birinde. Sayın Cumhurbaşkanımız çocukları gitmiş odalarında ziyaret etmiş. Tabii üzüntüden herkesin böyle boynu bükük, başları önüne. Kaldırın demiş başınızı ya. Başınızı öne eğmeyin. Utanılacak bir şey yapmadınız. Aslan gibi mücadele verdiniz. Kaldırın başınızı. Başın öne eğilmesini aldırma, gönül aldırma. Güzel bir yazıydı. Güzel bir cümleydi o. Çok sevdim. Demek ki seneye biz finale kalabiliriz mesela. Dünkü pazar gününe dönebiliriz. Ve seneye de finale kalacağız. Öyle yok öyle. Burası Türkiye. You understand mı go? Şimdi genç kızların sevgilisi ve benden hafif yakışıklılığı geride kalan, öyle bilek milekten olmuyor bu iş. Öyle bileklerini göreceksin zaten, haltercidir. Her gün çalışıyor zaten çocuk ya. Gördüğümden beri abi bir gram et yok. Hep şey, bir gram yağ yok, hep et. Kim geliyor? Doğuş geliyor. Yeniden doğuyor Doğuş. Evet. Havaya değil bu sözlerim, tam kalbine isabet. Sevgi dediğin şık diye olmaz, biraz uğraş, biraz zaman. İstiyorsan an doğru an, eşini sakın bırakma. Umut yoksa her şey biter, hayat durur, gerçek girer. Peşinden ter dökmezsen hain pusuda alır gider.
Bana da gelir ah, bana da gelir ah, sana da gelir ah. Ya bir de bana gelirse. Ah evladım. Bu yeni kasetin mi abi? Evet abicim, yeni kaset. Bu şarkının adı ne abi? Sana da gelir. Sana da gelir aşk, bana da gelir aşk. Ha sana da gelir abi. Ben zannettim heyler geliyor. Yok abi. Yani hey hey yok. Bizim haddimiz değil öyle hey gelmez. Senin gibi bir usta varken buradan. Vay, vay, vay. Al beni, al beni. Yatır. Bu ne olacak Tarzan? Bu ayaklar böyle böyle oluyor. Bu ne olacak? Ne? Yeni moda mı? Nasıl yeni moda? Herkesin kendine göre bir oyun tarzı var. Bu tuzak var sana. Mikrofondan ses gelmez evladım. Var ama var. Ne var? Ne oldu buna? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ha açıldı. Efendim herkesin bir oyun taktiği var. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tarzan ayrı oynar biliyorsun. Bunlar nedir abi bu bileklerinde bileklerinde? Bu nasıl yapıyorlar bunu arkadaş ya? Abi bu özgürlük işareti benim. Yakuza, Japonların özgürlük işareti. Bu da barış. Hı. Uğur böceği. Seviyorum. Sevdiğim Uğur böceği şey mi? Kene böceği mi bu? Uğur böceği bu. Allah koru ya Rabbi. Bunlar ne? Bunlar güneş, yıldız falan filan. Tekot, içikot ya. Tekot, içikot. Ne? Tuğba ikinci mi geliyor? Yok canım ne alakası var? Abo, lan bu kadından tırsılır ha vallahi. Ben sen oturuyorum otur, abiciğim. Sen otur aman rahatına bak. Evet Tuğba ikinci geliyor. Mugo. Allah. O ne lan? Allah Allah. Çepik. Ana ben bu tarafa geçeyim.
Çapık! Çapık! Nara zılgıt! Bu suratın nerede senin ya? Abi bu sıfatı gör abi. Merhaba, ben geldim. Bu şapka ne? Sana bu şapka hediyesi var. Ne? Dansçılarımın sana hediyesi var Orhan'la Ferhat'ın. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne? Var var var, güzel. Hış, ne yapın? Lan! Lan! Ne? Ne? Reklam. İstemiyorlar. Dur lan, ne verecekler? Korktunuz mu? Bu kadar korkulacak. Sen var ya sen. Niye korkuyorsun bu kadar? Sen var ya, reklamlardan sonra göreceksin. Hadi bakalım. Hadi bak. Ne var ki? Korkak, ben anladım olayı. Korkak. Burada ne var? Oh, bende bir şey yok. Onu ya görsene. Gelme.
Aşkın duvarını yıktım, gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Aşkın duvarını yıktım, gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım. Resmine bir mermi çaktım, gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım. Resmine bir mermi çaktım, gelmezsen gelme. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta bir köşe yazarımız Yüksel Aytu. Herhalde zannediyorum. Doğru mu? Doğru mu? Şimdi de doğru mu? Sorayım ya. Diyor ki, biz diyor insanları sigara içmekten kurtarıyoruz. İbrahim Tatlıses milleti teşvik ediyor. Bak. Bak. Baba 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 baba. Ben hayatta öyle bir şey yapmam. En nefret ettiğim şey de sigaradır. Ama arada bir kafam bozuluyor, içiyorum. Bak arada bir. Yemin ediyorum. Çok sinirlendiğim zaman. Ama hiçbir zamanda, hiçbir zamanda, hele hele şimdiki talebe gençlerimiz olağanüstü sigara içiyorlar. Lütfen sakının. Sakınan göze çöp batmaz, merak etmeyin. Sigara içilen yerden uzak durun. Sigara içen büyüklerinizi örnek almayın. Yani siz meraktan, şimdi büyüme çağında olan çocuklar meraktan acaba ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zararından başka. Zaten aklı başında eğer ki o yasalar olmazsa zaten sigaralar kökünden yasa olur. Üstünde yasa, sigara öldürür. Aynen doğrudur. Aynen doğrudur. Saçın kokuyor, bıyığın kokuyor, bıyık varsa. Yoksa dudak kokuyor. Niye gülüyorsunuz ya? Ben doğruyu söylüyorum abi. Düşünebiliyor musunuz? Bir babayı düşünebiliyor musunuz? Fosur, 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 fosur sigara. Saçı sigara, bıyığı sigara, eve gitti. Ah canım çocuğum. Allah cezanı verecek. Sarılma. Önce git suratını yıka. Ben eskiden içiyordum ya. İdo daha çocuktu. 5-6 yaşında. Ya baba kokuyorsun. Çocuk ne koktuğunu bilmiyor. O zaman içiyordum. 9 sene bıraktım. Bazı şerefli arkadaşların yüzünden, bazı şerefli dostların yüzünden. O başta bir şarkı söyledim ya. Ben alemde ne dostlar gördüm. Eh maşallah evladım. O yüzden arada sırada bir tane, iki tane içiyorum günde. Günde 15 tane falan. Hayatta olmaz bir daha. Yemin billah ediyorum, hayatta olmaz. Siz olun, evinize girerken direkt şeye girin. Surat yıkanan yere. Nedir orası? Banyo. Ha. Şimdi benzinliklerde iniyorum. Diyorum ki kardeş, hani direkt tuvalet var mı diye sormak ayıp oluyor. Yani yine şimdi söyledim, mecbur söylüyorum. Diyorum ki lavabo nerede? Abi bu tarafta. Ben aslında tuvalete gitmek istiyorum. Geliyorum bakıyorum. Lan bir tek lavabo var. Diyorum ki kardeş özür dilerim, herhalde sen anlamadın. Tuvalet nerede? Diyor ki abi bu tarafta. Diyorum ki abi sen bana lavabo sordun ben sana. Şimdi bu damacana ne? Kutsal damacana. Damacana da kutsallığı. Ama tabii filmi seyrettiğin zaman damacananın ne kadar faydalı olduğunu görüyorsun. Şimdi bu arkadaş Kutsal Damacana diye bir film çekti. Bu arkadaş çok başarılı bir arkadaş. Aslında baktığın zaman çok soğuk bir adam. Fakat yaptığı işlemde kameranın karşısına geçtiği zaman olağanüstü sempatik, olağanüstü şirin ve Şafak Sezer'i çağırıyoruz. Bir gelsin bakalım. Ver. Ben bizzat papazım. Ne lazımdı? Dilek tutma, mum, adak, şarap. Öküz mü bu? Sen Diablo. Diablo ne ya? Onlarımız özel. İçinde bulunduğun durumu terk et. Terk et lan. Ne oldu lan buna, çalışmıyor? Sen mi oynadın lan bunu?
namından hoplayamadım. Murat gelin namından hoplayamadım. Döküldü rüyalarım toplayamadım. Ben o yara baktım atlayamadım. Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Gitsin hale yalla yalla hafif felak dilli dilli. Yala mali yala nama yala 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 yala. Çıldır çıldır sizlerle. Abi kusura bakmayın, demin alkolün verdiği etkiden dolayı biraz böyle bir küfürlü argolu bir şey konuştuk. Ben altılı oynuyorum da abi, varsa bitiyor alacaktım. Şu cildinize bir bakın abi, günah. Günah bak ne hale gelmişsiniz. Ne güzel gözleriniz, ne güzel dudaklarınız var ya. Bakın bak, bana altılı tiyosu da vereceksiniz. Onu da göremedik. Bakın ben hayvanları seviyorum fakat hayvanlaşmış insanları sevmiyorum. Kararınızı verin, karar sizin. Ben sana söyledim. Ben sana söyledim savuk adam. Ya kardeşim bir selamlasana bu milleti. Mikrofonu. Pardon. Hürmetler, hürmetler. Ankaralı Namık olarak geldim ben. Sayın Namık kardeşim gel. Ceket. Nasılsın canım? Teşekkür ederim. İyi misin Namık'ım? Vallahi ceket birileri giydiriyor bizi abi, o yüzden öyle hani. Yoksa giyinmezsin bilmiyorsun. Yok giyinmiyorum, vallahi giyinemiyorum. Bugün çok hırpani bir şekilde uçağa bindin geldin yani. Geldim evet, yani. Beraber uçtuk. Kimden? Business class'ta beraberdik abi, önde. Vay business ha? Tabii canım. Business ne oluyor yani? Yani en önde gidiyorsun, aynı menü. Fark etmiyor yani. Menü aynı yani. Arkada oturan ne oluyor? Arkada oturan da aynı şey. Uçak düşünce arkadaki kurtuluyor, tabii. Öndeki gidiyor. Öndeki gidiyor tabii. E nasıl business oluyor? Class gidiyorsun, karides yiyorsun ondan. Efendim. Sevgili kardeşime teşekkür ediyorum. Kimle bir ses geldi? Kim? Alo. Rüzgarın, evet rüzgarın sesi de biraz sesli geldi ama. Niye, rüzgar dişi mi abi? Öyle bir durum mu var? Dişi bir ses geldi değil dişi. Mi? Hah bak oldu komedi kulübü. Ortaya geç. Arkadaşım. Ortaya geç arkadaşım. Arkadaş buradayım bak. O nedir abi ya? Ne bileyim. Evet. Var mı lan? Oynayalım istiyorsan. Her türlü oynarız fark etmez. İbrahim abi bugün enerjiyim. Enerji yüklüsün. Şimdi oradaki oyunlar da Ankaralı olduğum için biz Sincan'da büyüdük. Evet. Var mı Sincan'da? Bir de Çin'de doğdum. Ben Çin'de doğdum da davul zurna biliyordum da. Ankara'ya gelince, Çin Sincan'ın içine gelince kaşıkla büyüdük hep. Kaşık var ya, burada kaşık. Alt taraf, üst taraf normal, alt taraf biraz çıkık oluyor. Böyle. Kaşık oluyor. Kaşık oynarken tabii. Kalmış artık orada. O yüzden biraz kıvırıyorum o işleri. Peki geç otur ağam yerine. Teşekkür ederim. Geç otur. Merhaba. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Döküldü lilalarım toplayamadım. Döküldü lilalarım toplayamadım. O yara mektup yazdım yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. El alem al giymiş ben paralıyım. Kapısında indim aşağı, Mardin kapısında indim aşağı. Beline bağlamış hala kuşağı, beline bağlamış hala kuşağı. Beni vuran zalim ara kuşlar. Şeytan burada, şeytan. Şeytan burada.
Üstüne dursaydın. Şeytan burada abi. Kim nerede şeytan? Burada işte, gerçek şeytan burada duruyordu. Ya gerçek şeytan, gerçek şeytan. Su da burada dur, kutsal su da burada. Her su kutsaldır diyor ya, hakikaten öyle yani. Sor bakalım, esmerler mi sarışınlar mı daha büyük şeytanlar? Sor söylesin. Aa, sor bakayım, esmerler mi sarışınlar mı? Bir defa şimdi şöyle bir durum var. Sen o alo. Sen yerin orada değil mi kardeş? Sen niye geldin? Hocam tartışıyoruz ya. Tartışıyoruz. Kondomu tartışıyoruz. Buyurun ha. Bir dakika, sigara öldürüyor ama kondomsuzluk da öldürüyor. Doğru söylüyorsun, evet. AIDS yüksek bir hastalık, evet. Değil mi? Evet. Türkiye'de var mı? Sen burada değildin sigara muhabbeti olduğunda. Yo, duyuyordum içeride. Yani önemli bir konu. Sigara damarları tıkıyor, AIDS öldürüyor işte. İkisi çok, de aynı. Evet. Ciddi bir program. Birinde damar gidiyor, diğerinde beynin gidiyor. Aynı işte. Susuzluk da öldürüyor ama damacan da lazım. Damacana da lazım. Her türlü sağlık. Ama bu şeytana benzemiyor. Bu çok... Ne oldu? Bu tarafa mı yanaştım şimdi? Sen öyle istiyorsun diye ben biraz böyle geleyim. Ha, evet abi. Evet. Hayır, sen çocuğun üstüne şeyi attın. Sen doğuşun üstüne kemerini memerini attın. Ne iş, anlamadım. Ya. Öyle mi yaptın? Doğuşun bugün doğum günü. Evet. Mutluluklar. Bugün mü doğdun? Evet. Mikrofon abi, mikrofon biliyorsun. Ya bugün yanlış. Doğdum, evet. Sen şunda şöyle. Açık havada akım var biliyor musun? Mikrofon akımı. Bugün doğdum. Bugün. Evet. Esah mı yoksa ekleme var mı? Esah, sahi diyor. Hayır, şöyle ile, çünkü hani belli değil ya. Ben yok, 30 Haziran benim tam. Ben Almanya'da doğdum değilim. Ama aslen Rize'liyim. Anne tarafı Artvin, baba tarafı Rize. Doğum yerim Almanya ama tabii ki bu vatan hepimizin. Biz aslında Türkiye'liyiz. Değil mi? Dedim bir kere. Vay. 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 Siz muhabbete devam edin ya, şey yapın. Doğuş. Efendim abicim. Şarkı. La iki laf edeceğiz, la iki bir şey cümle konuşacağız, hemen şarkı. Ne var şarkıda? Abi bu adamları öğrenmeyelim yani, merak etmeyelim bu adam nedir, ne değil. Bugüne kadar hep tek otu çikoti gitti yani. Sohbet etmeyeceğiz abi. Abicim konuşalım, ondan sonra şarkıya geçelim. Bak gördün mü? Hayır, bir de böyle yönlendirilmeden çok şey oluyor mu? Mesela bu tarafa doğru gidiyorum, diyor ki hayır hayır oraya yanlış, ters yol, bu tarafa dön. Gidiyorum, kafa kafaya giriyorum. Çocuk dinlesem gitmiyorum mesela. Seni dinliyorum abicim. Beni dinliyorsun. Şimdi ben İbo Show'da... Alo! Alo! Ne? Müşteriden şikayet mi var? Bunlar da yönlendiriyorlar. Yani burada toplanmayın tabii. Baksana çocuğum, aynı şey... fil gibisin maşallah. Eyüp yani. Sen de biraz zayıfla. Hay bu tarafa geçince milletin önü kapat. Bak seni de gösterdi, eyvah yandın göbek mebek, Allah. Eyüp'ü zayıflatacağız İbrahim Allah. Abi. Zayıflatacağız. Ama Eyüp'ün böyle zayıflasa belki çilmesi olur, hiç sevmem. İbrahim abi Doğuş bu işleri çok iyi biliyor bak. Ne? Protein tozunu. Ya şu baksana Doğuş'ta et şey yok. Hep protein. Abi sigara yok, içki yok. Ne yapalım biz? Spor yapalım. İçki mi yok? Yok abi, içki yok. Yok vallahi. Yok. Sen ölmüşsün o zaman ya. Yani içmiyor musun? Aman abi şimdi başka şey söyler. Su içmiyor musun? Su içiyorum ha. Abi. Dünya Urfalı baba dedi ki hu hu en güzeli bu. Suyu çekti. Dünyada en güzel şey su. Su olmayan yerde hayat olmaz. Nanika. Hiçbir şekilde. Ne abi? Nanika. Nanika. Şimdi bana yine diyorlar ki İbrahim Tatlıses İbo Show'da biraz metin yazdırsa iyi olur. Özür dilerim ama 16 senedir sadece ikili bir yaptığımız bile skeçler vardı. Onların dışında hayatım boyunca burada hep doğaçlama konuştum. Hiç yazılarak, çizilerek yaptığım espriler de kendi yaptığım esprilerdir. Kendi böyle hayatımda yaşadığım şeyleri anlatırım. Onun dışında öyle yazılsın. Zaten ezberim yoktur. Yazılsa da hiç ezberleyemem. Çok teşekkür ederim. Çok güldüler abi. Vallahi. Sen şarkıyı söyle ağam ondan sen sonra. Sen kimi zaman ağlatırsın, kimi zaman güldürürsün. Kimi zaman da düşündürürsün abi. Vay, ver şarkıyı gelsin. Ver. Bazen ne çıkar karşımıza bilemeyiz. Bilemeyiz. İstediğin olmadığında küsüp göçemeyiz. Neler çıkar karşımıza bilemeyiz. O anda kör olur gözlerimiz, çözemeyiz. Bir Allah'ım var, bir de sen vardın. Şimdi yerini
vardır da gurur. Şarkıların hepsi senin mi? Abi o iş değişmiyor. Bütün söz ve müzikler benim. 10 tane albüm oldu. 10 tane albüm evet. Bütün sözler müzikler senin. Bana ait evet. Allah Allah. Neymişsin lan sen arkadaş? Peki. Doğuş. Sana çok güzel bir şarkım var. Ne? Ya sen de hep güzel şarkım var diye gidip tek odi çikodi yapıyorsun. Başka adam gibi bir şarkı ver bana. Tamam vereceğim. Adam gibi ver Allah aşkına ya. Çok az bir şey söyleyeyim. Çok onu bunun adına bir şey yazma. Çok az bir şey. İster misin? Söyle bakayım. Dağ durur, rüzgar vurur, üzerimden tozu alır. Bu kadar abi. Geri kalanı çalarlar. Evet, evet. Şimdi evlisin değil mi? Mahkemeliyiz. Urfalı babaya dediler ki, evli misin? Dedi ki derdim yok. Param var mı? Hasta değilim. Ben de dedim ki evli misin? Dedi ki mahkemeliyiz. Peki gelsin bakayım Doğuş'un doğum günü pastası gelsin abi. Evet. Abi. Abicim gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim güzel çok kardeşime. Hakikaten mutlu oldum yani. Özür dilerim layık değil ama. Ne demek abi nasıl layık değil? Yani işte mutlu yıllar Doğuş. Kardeşim. Bodrum'un en güzel pastanesinden yapıldı bu. Evet. İsim yok. İsim yok. İyi ki doğdun Doğuş. İyi ki aramıza hoş geldin. Allah seni ailene bağışlasın, sevdiklerine bağışlasın. Çok teşekkür ederiz. Ben bunu geri gönderiyorum. İçeride bir sonra yeriz. Reklam arası. Tamam abi. Evet o tabaklar mabaklar. Ya sen var ya. Sen şova gelmedik mi abi? Yemek yemeye gelmedik mi? Çiğ köfte büfete yapılmayacak mı burada? Uçakta iki tane tabak. İki tabak diyorum. İki kişilik yemeği yiyor. Uçağa indi ben de misafir ya. Arabadan indik geliyoruz. Dedim ki ya Şafak açsın değil mi? Abi vallahi bir şey yemedim dedi. Uçakta iki kişilik yedim ama o beni hafif sarstı yani. Karides hariç her şeyi yedim orada. Sonra geldik, inşaata geldik yani açacağımız otele. Dedim ki karavana ne var demezler mi? Nohut, pilav, cacık. Ben de yedim ama keşke yemeseydim programdan önce. Evet. Diyaframı tıkıyormuş değil mi nohut, abi? Nohut ha? Diyaframı ne? Tıkıyormuş. Pasta çok mu küçük? Kalbimiz büyük. Mugo. Söyledik herhalde.
Allah cezanı verecek. Hanımefendi, tatil bölgesinde tamam, krema. Bırak. Hanımefendi, tatil bölgesinde krema eridiği için çok büyük yapmadılar. Söyledik onu. Krema eriyor ya. Uyduruyorum, evet. Nereden anladın? Uydurduğunu. Abi şimdi ben, annen mi? Yok abicim, ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum izin buyurun, varsa. Buyurun söyle. Beni 11 yıldır taşıyan sevenlerime gerçekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum buradan. 11 sene oldu mu? Oldu abicim. Peki o zaman 11 sene olduysa biz ilk senesi doğuşu almışız. O zamanki tipine bak, şimdiki tipine bak. Görelim bakalım, bir vetere görelim. 11 sene önceki doğuş. Senden bir siftah edelim bakalım. Doğuş bize ne söyleyecek efendim? Bir dinleyelim, gel. Komşu! Şu şeyini bir düzelteyim kardeşim, dön böyle. Yok, kemer böyle. Ya ortaya alsana kardeşim bunu. Ama İbrahim abi böyle daha güzel. Ya Allah'ım ya Rabbi, bak kardeşim bak. Bakayım. Kemerin demiri. Bunun şeyi. Üçü bir araya gelecek. Ama bunun şeyi tamamdı. Bunun şeyi olmadığından dolayı ben sen bunu şeyini bunun şeyine getir. Allah Allah. Sakınca ben ayrıca olan bir şeyi sevmiyorum. Sen mi sen? Dizayn hastalığı var bende. Öyle yapayım. Ben sensiz ne yaparım? Gece gündüz ağlarım. Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım. Ben çok iyi sufalı bakarım. Bakayım mı kimseye? Ben istiyorum. İstemem ama çok sakıncalı. Tamam bak hadi istiyorum. Sakıncalı ama bak. Tamam bak. Sakıncalı diyorum. Tamam bak. Sakıncalı dediğimi duydunuz. Peki evladım. Üç yudum al şundan. Ciddi bu. Ciddi. Az az ama. Bir. Kısa bir süre önce bir beraberlik yapmışım bir insanla. Ve kısa bir şekilde bitmiş bu. Hı. Tamam mı? Salladın mı kız? Dur şimdi dur bakalım. En sonunda bir laf çıktı. Yalnız biraz daha içmen lazım bunu. Bunun son tuvalette bitecek gibi bir his var şimdi. Su iç. İç. Tamam. Hı, tamam. Bana S-U yani sudan başlayan isim söyle. Su ile başlayan? Evet. Suat. Allah cezanı verecek senin. Hakikaten Allah cezanı verecek. Abo güzel de bu. Teşekkür. Alo. Pardon, alo. Lan ben de orayı unuttum tabii de. Su U ile başlayan bir isim size Suat. O da Suat'tı. Ah maşallah yedin beni. Abi ben içinden bir dakika abi şimdi diyorum ya. Bu hanımefendinin de falına bakar mısın lütfen otur. Yok abi yemez artık. Açık hava abi bana gelebilir. Onu daha önce... Açık havaya bana gelir su. Beni bulur biliyorsun. Sen bir şey söyleyeceğim dedin. Evet. Guru'ya benziyor. Guru var ya guru. Hindistanlı. Gurulara benzemiş. Zaten o zamanlar hep açtık. Açlıktan öyle olmuştuk. O dönem ağlayarak takla attığın dönem değil mi? Evet. Hem ağlayıp hem takla atıyordum. Gamsız diye takla atıyordu ya. Ağlayarak. Ama bilmeyen yoktur herhalde değil mi gamsızı? Tabii canım. Gamsız. Sen de... İner misin, çıkar mısın da takla atıyordun? Eski canım, onlar var ya mı abi, çıkar mı? Ya niye bozuyorsun arkadaşımı? Aa, şeytan ortada bak ben. Şeytan kendini ortaya attı. Sen niye... Doğum günün olduğu için benden... Ha, anladım, peki. Siyahlara büründün evladım. Hava atıyorsunuz biziniz miziniz, sesimi çıkarmıyorum. Geçen gün jetinizi kiraladım efendim. Aa. Yalnız orada şöyle bir şey de var. Bu mu yani İbrahim Tatlıses'in uçağı? İçine kamera bile sığmıyor. Nerede ben mi demişim? Kim demiş? Yok bunlar hep söylerler. Sonra derler ki ben mi demişim? Buyur. Hep söylerler. Biri yakalanır der ki bu kimdir? Arkadaşım tamam. Ya arkadaşım. Sonra da götü çıkotu. Nasıl arkadaş bu? Konuşsana kondom. Ben bir şey söyleyeyim mi? Al çok istiyorsan kondom. Çikolatalı kullanmıyoruz biz. Lazım olur. Al canım. Neyse alayım dursun. Veririm öyle elime söyle bakayım işte. Ne söyleyeceğim? Ben bir şey söyleyecektim ama. Unuttun. Söyleyeyim mi? Söyle. Jet falan değil. İki pervanesi var. Çift motorlu.
Ben jet diye kiraladım. Çift motorlu çıktı. Hı. Niye jet diyorsun? Bak turbo jettir o. Öyle mi? Turbo jet. Neyse tabii. O kadar. Kafam onun için çarptı. Turbalarda kafa çarpmıyor. Çift motorlu olduğu için öyle. Çift motorlu şey oluyor yani. Şaka yapmıyorum şaka. İnşallah herkesin olur. O Allah ne bileyim bize de verir inşallah. Kaç ama şimdi yani? Senin bizi tercih etmen, binmen, kullanman çok önemli çok bir şey. Çok güzel bir jetti. Pilotlar onu... çok iyiydi. Ya orayı geç şimdi. Sen başka bir şey söyleyecektin. Ciddi söylüyorum pilotlar çok tatlı. Allah Allah. Benim pilotum Türkiye'de tek. Ama nezi göremedim hostes olarak. baktım göremedim. Uçak o kadar büyük ki. Her yere baktım. Nezi göremedin. Nezi görseydin zaten seni ezerdi. Ya. Reklamlara gir. İyi. Reklamlara gir. Nezi görememiş. Ben şimdi sana göstereceğim Nezi. Şimdi siz söylüyorsunuz. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Elleri göreyim elleri.
zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Teşekkürler. Gazinoda olsam şimdi hemen peşine bunu neye bağlıyorum? 3, 4. Rezil ettiniz beni. Allah cezanızı verecek hepinize. Yarın akşam, yarın akşam burada gebertiyorum. Kimi mi? Hepinizi. Böyle arkasından... Bak burada anlatıyorum. Gazino olsa şimdi. Esmen yarın akşam biliyorsunuz kulübümüzün açılışı yarın. İlk ayın birinde açıyoruz. Bütün salılar, her salı buradayız. Yani bu sahnede burada. Şehri Bodrum'da. Başka hiçbir yerde konserimiz yok. Var. Festivallere gidiyoruz. Ayrı. Onun dışında zamanım yetmiyor. Hiçbir yere gidemiyorum. Pazar günü. Hah şunu da anlatayım. Şimdi bu saatten itibaren İbo Show'lar pazara alınmıştır. Pazar günleri. Yani eski günümüz. O gün bizim günümüz. Bizim düğünümüz. Bizim... Ne? Faik Bey mi? Faik Bey kim ya? Faik kim kızım? Safiye Faik? Ne oldu ona? Ha şaşır. Tabii. Safiye Soyman diyor ki ya Faik ben bugün gittim bütün bankalarda işlerimi gördüm. Bu ne oldu? Yani İbo Show pazar zannediyor ya. Oturmuş yerde diyor ki bugün gittim bütün işlerimi gördüm. Bütün bankalar açıktı. Allah Allah. Pazar günü de açılıyor bu bankalar diyor. Ya diyor Safiye Allah aşkına diyor. Anlatıyorum burada diyorsun ki uyduruyor. Şimdi ben bunu uyduruyor muyum? Sen şimdi bugün pazar mı? Bugün pazartesi ha. Bugün İbo Show pazartesini alındı. Neyi anlatacaktım lafı unutturdunuz bana. Yarın akşam burası açılıyor. Ön masa kaç, arka masa kaç abi? Ön 350. Ben baktım. Ön 350. Yerli içki dahil full. Bunda aranda bir problem. Orta 250. Vallahi benim... Sen geleceksin mi yarın akşam? Yok. Uçuyorum. Gidiyorsun. Vay be. İnşallah. Ya bak ben buradan bakınca Tuğba'nın kolu mu meğerse Doğuş'un koluymuş. Buradan öyle gözüküyor. Diyorum ne kadar... Güzel. Buradan öyle görüyorum. Yüzümüzü gözümüzü açtın ya. Bak ne güzel. Kalk bakın bir ayağa. Hele bir görelim şu mavi gökyüzülü şey çiçekliği. Teşekkür vay. Ederim. Vay. Vay. Abi karalar içinde içimizi kararttık. Şimdi öyle bir hale geldi ki müzik. Gençlerin yarısı o tarz istiyor. Bir kısmı bunu istiyor. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Bu hangisi o hangisi? Yani o biraz daha elektronik hip hop. Bu biraz daha her kiminki zaman. Kiminki elektronik hip hop? Kondom. Seninki ne oluyor? Valla ne yapacağımı şaşırdım. Sen askere tezkere aldırdın mı? Tezkere mi aldı asker? Artık tezkerem var. Gitti şimdi ne var? Kondom şimdi mu var? Şimdi evet, sağlık. Kondom ne lan? Cinsellik üzerine bizi ilgilendirmiyor. Aa sakın. Aferin. Aferin. Cinsellik üzerine bizi ilgilendirmiyor yani. Evet. Hayır ben şarkıyı anlamadım. Kondol ne kondol ne ha? Kongol vallahi... şeyi gibi bu kenenin ne o? Yok. Kongo kenesi. Son zamanlarda en çok bence bütün dünyada en çok konuşulan. Bu şarkın seni şey oldu mu? Sağlık tutuldu mu? Tutuldu abi. Yani Allah'a çok şükür hayranlarım. Tuttular. Aynı işte Doğuş'a sahip çıktıkları gibi bana da çıkıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Vay. Vay. Bu şarkın mı senin takılmıştı
şey olmuştu sen miydin? Takılmadı ya. Onlar hep asparagaz. Kimler yaptırıyorsa anlamıyorum. İlk günden beri peki senin bazı söylediğin sözler var mesela. Onlar da mı asparagaz? Şimdi Zahit Bey'in desteğiyle bu albüm çıktı. İlk başlar korkuyordum. Eros firması da sponsorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tek başıma yapamayabilirdim. Kondom firması. Pardon, özür dilerim. Ama o kadar farkı olsun İbrahim abicim, Tatlıses Show. Siz bu Rütü'yü tam bir canavar yaptınız ya. Ama lütfen ama yani. Zahit Bey de dedim. Ama, hepsi şimdi Zahit, ismini, Zahit Bey'in ismini vermeyin de. Yani Rütü bu şekilde... denen şey... Eğer bizim örf ve adetlerimiz varsa, bizim örf ve adetlerimize aşırı olan şeylerde kusura bakmayın, kimse bunu istismar edemez. Asabara... O zaman karşısına Rütük diye bir olay, evet, şak evet. diye çıkar. Evet, özür dilerim. Kimse bundan da gocunmaz. Kimse daha gocunmasın. Sen şimdi evet. bu adamı beğeniyor musun, beğenmiyor musun? Şey pardon, bu adamı. Ben evet. bu evli ya. Ben Chico Ozagor abi, baksana. Bak, bu mahkemelik. Bu, yani. Bu mahkemelik. Ben Chico Ozagor. Evet. Biraz. Sen kim ne? Ben Chico Ozagor diyorum. Baksana duruyor orada. Zagor Tenay. Hadi ben bir şarkı okuyayım. Sen şarkı okuma çünkü sıra senin değil. Kaçıyorum, kaçamıyorum. Gel. Hayır, bu çocuğu sen şimdi nasıl buluyorsun? Ne bakıma? Ne bakıma? Çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir besteci. Teşekkür ederim. Yani mahkemelik de biliyorsun. Ama dürüst bir insan. Seni alakadar ediyor mu böyle şeyler? Senin var mı yani, bir şey? Yani ben onun dürüstlüğünden sen evli misin, bekar mısın? Yok. Eşine de çok dürüst olduğunu eminim. Çevresine de öyle bir insan. Sen evli misin, bekar mısın? Bekarım. Allah Allah. O da boşanıyor yani, onu diyorum ben. Aa. Sen ne halde en son? Ben çöp çatanlığa başladım. Evet. Evet. Ben çöp çatıyorum. Ondan sonra çöpleri satıyorum. Çöpçüyü bu. Evet. Evet. Ben çöpçü. Bekliyorum. Siz çöpün biri. Bu da çöpün ikisi. Evet. Sizi birleştireyim. Çöp çatan yapayım. Çatayım çöpleri. Şöyle. Çöp çat. Abi bu da derken izin ver, isim ver Allah'ını seversen. Nasıl ya. Nasıl yani. Kıydın ben de fenalaşıyorum burada. Bu da diye beni gösteriyor musun gibi oluyor orada. Doğuş ne ya. Bana ağzından. Demiyor ya, sana söylüyor. Bana demiyor, sana söylüyor ya. Ben mahkemelik ben, değil ki, benim ben çocuğum var. Ben batandan bahsetmiyorum. Doğuştan bahsediyorum. Tamam. Şafak sen zaten çünkü evli batan, değil misin? Ben evliyim. Niye unuttun 5 dakikada hanımı? Ben değil, bana bu da deyince şimdi bu da değil bak, ve senin, bu da gibi duruyorum zaten. Senin sen biliyorsun karşısında... değil mi? Bir şey söyleyeyim sana. Az önce reklam arasında telefon evet. geldi. Şafak'a bütün aileden sakın o kadından uzak dur diye. Hanımı karşısında aynı sen, benim gibi bir şeytan. Büyük adam. Bak, abi sağ ol. Şafak. Ne demek ya, bak büyük adamsın dedi. Unutmuşsun canım. Bu ne ya? Şafak seni kesin yakacak. Şafak'ın sen da en iyisi hanımı onu... karşısında. Sen dayak yedin mi? Şafak'ın da hanımı karşısında. Bak atlıyor. O yüzden şeytan şeytana bir şey yapma. Tuba'cığım sen dayak yedin mi, yemedin mi? Babamdan bir kere. Bir de ne o Arzu Yılmaz diye biri böyle bir haber çıktı. Sen yok tamam. Ondan Zeynep dayak Yılmaz, Zeynep Yılmaz. Zeynep Yılmaz. Zeynep Yılmaz. Zeynep Yılmaz sen ondan dayak yemişsin, sen de gitmiş onun arabasını parçalamışsın. Arabasının ayakkabını topuğunu çıkarmış şeye vurmuş cama. Tuğba. O zaman sen bir Suat bakalım. Yok vallahi öyle dedi şimdi, ben bir Suat şey demedim. Suat üzeri mi? Ben bir şey demedim vallahi bak. Neyse bunlar böyle değil mi yani? Gel abi gel. Çok nasıl, canımı nasıl yakmıyor. Doğuş kusura bakma. Yani sağ ol abicim. Çok sevgiler, beğendirmek istedim seni, beğenmedi, ne yapayım, özür dilerim. Sen onu beğeniyor musun? O benim arkadaşım. Biz öyle bir ilişkiye girme ihtimalimiz yok. Ha böyle arkadaşlıkla başlıyor biliyorsun. Yok. Olmaz başlıyor, abi. Başlıyor. Hiçbir şekilde olmaz abicim. Olmaz. Nasıl yani? Ya yani o anlamda değil. Çok gayet hoş bir hanımefendi ama bizim o anlamda bir ilişkimiz olmaz. Vay. Niye? Ben katı konuşurum. Hayatta hep katidir konuştuklarım ve arkasında dururum. Katı. Evet. Olursa sponsorumuz hazır. Sen var. Sen var ya. O katı konuşuyor. Sen hep katı konuşuyorsun. Ben katı konuşmuyorum. Ben... Bu da katıksız konuşuyor. Gerekeni yapıyorum. Ben şimdi bir şarkıyla katık katıyorum. Buyurun. Gamsız diyelim mi? Batı Do. Batı Do. Batı Do. Batı Do. Batı Do. Bir Do bir Batı. Gibi. Bu şarkıyı tüm sevenlerime, fanlarıma gönderiyorum. İlk defa
kahvesini buldum. Bak şimdi yarım kaldım yine. Bilemem eller, 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 belki de eller. O böyle mutlu. İlk defa inanır oldum aşka. O da bana darbesini vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine. Bilemem belki de o böyle mutlu. Gamsız, vicdansız, ben sensiz ne yaparım şimdi? Söyle beni, acılarla baş başa bıraktın neden? Gamsız, vicdansız, ben sensiz ne yaparım şimdi? Söyle beni, acılarla baş başa seni vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine. Bilemem belki de o böyle mutlu. Gamsız, vicdansız, ben sensiz ne yaparım şimdi? Beni acılarla baş başa bıraktın neden? Gamsız, vicdansız, ben sensiz ne yaparım şimdi? Söyle beni acılarla bıraktın neden? Doğuş'a teşekkür ediyorum. Bizim orkestraya da teşekkür ediyorum. Sene 50 mükemmeller ya valla. Sene 50 ne zamandır çalmıyorsunuz? İlk defa hemen hemen 11 küsür senedir. İlk defa o zaman da canlı okumamışsın. Kasetten okumuşsun. Şimdi canlı okudu ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Hanımefendi. Sizi alabilir miyim şöyle? Sizi. Evet. Gel gel gel. Gel. Doğru mu? Doğru kişi de mi? Yok, heyecan yok ablacığım, heyecan yok. Yok, her taraf kızardı da ablanın, ne oldu dedim ben. Bir anda gelirken yolda bitmesin. Gel abla gel. Merhaba, hasta bakıcı arıyoruz da gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. İşte mikrofonu benim aşkım, yapmadın. Yıllardır gizlediğim aşkım. Nasılsın ablan? Rahat ol, otur ya, gel ya. Gel ya. Ne evli yap- misiniz? Allah bağışlasın. Yakın mikrofon ağza evliyim. Doğru. Evlisin. Ben de kızımla. Kızınız yanınızda oturan mı? Evet. Gel bakayım sen de. O hepten canlı. Belki kız sakinleştirir.
Ne yaptık abla? Pancara döndün. Ne oldu annem? Çok mu kızardın? Kızardın mı yoksa şimdi mi oldu? Yok. Mikrofona koy. Heyecanlandın mı? Bırak. Şöyle sakin ol. Kalp atacak tabii. Atmayınca olmuyor ki. Kalbim atıyor diyor. Atmasın mı yani? O da bir organ. Sev onu, sev. Allah Allah, ne diyeyim ya? Kalbim atıyor diyor. O da bir organın da ya. Sev. Geç bakayım, otur. Gel sen de Tuğba ablanın yanına. Bir de Doğuş bulalım. Programı kapatalım. Bu ben. Abla ben. Senin aynı. Adın ne? Berna. Berna. Annenin adı? Annenin adı? Birsen. Birsen. Şimdi sen bunun kızısın. Tamam. Tamam mı? Sen de bunun eşisin. Sen onun babası. Demek kabul ettiler biliyorsun. Tamam dedin. Doğuş da oğlumuz olsun. Ben şimdi geçiyorum olsun. Buraya. İbrahim abi, Doğuş da oğlumuz olsun. Sürekli parayı spor salonlarına yatırıyor olsun. Protein tozu alıyor sürekli. Arkadaşım şöyle geçer misin? Tamam. Doğuş da oğlumuz, tamam mı? Ha şeyi yapıyorsun arkadaşımı, peki. Abi her kanalda bir tane arkadaşım var, anlamadım bu. Ne yapalım? Çocuklarla ilgili mi olsun? Yani çocuklara gıcık gidiyorum. Yetiremiyoruz aldığımız maaşı. Söylüyorum hanıma. O da senin gelinin. Bu. Yok. Hemen vururum biliyorsun onu. Direkt Tuğba öldürürüm. Senin gelinin. O da senin oğlun. Doğuş da senin oğlun. Tamam mı? Bir ailesiniz. Tamam. Şimdi sinirli geldin içeri. Girdim. Evet. Sinirli giriyorum. Evet, sinirlisin. Yüzümde yumuşama yok, sadece sinirliyim değil mi? Sadece sinirlisin. Tamam, okey. Hanımefendi siz? Mevzu ne İbrahim abi peki? Ne yapıyoruz? Tamam, sinirli sen girdim. Sen sinirli geldin. Tamam, okey. Maaşını alamamışsın. Tamam. Maaşını alamayan bir adam olarak geliyorsun. Oğlan günde 10 yumurta yiyor vücut geliştirmek için. Ona sinirleniyorum ben, değil mi? Arkadaşım cıvıtma. Tamam. Cıvıtma. Yumurtanın beyazını yiyor protein için. Cıvıtma arkadaşım. Okey. Hanımefendi siz kocanızı karşılıyorsunuz, onun sinirli olduğunu görüyorsunuz. Yumuşatmak için bir şey kullanıyorsun. İsim verme. Yumuşatmak için kalbini at abla. Sen atsın kalbini. Ben demin atmıyordu ya. Aman atsın. Arkadaşım. Buyurun. Lütfen ciddi olur musunuz? Evet. Hanımefendi dinliyorsunuz beni. Evet. Sinirli geliyorsun abi. Geldim. 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 İçeri sinirli bir şekilde giriyorum. Kapı yapayım mı İbrahim abi? Lütfen. Yap, lütfen. Yap kapı, tamam. Evet. Bu nasıl sinirli? Arkadaşım böyle hoplu hoplu gelir mi sinirli ya? Burnundan abi, soracaksın. Öpür hayır, küpür. Hayır, holden geliyorum ya arada. Arayı görmez herhalde kamera. Yani o yüzden diyorum kapıya gelene kadar. Arkadaşım lütfen yönetmenin dediğini geldim. Yap. Tamam, okey. Memur Muzaffer olarak geliyorum. Memur Rıza diye bak. Giriyorsun. Döndün baktın onlara. Sinirli. Ablacığım kalkıyorsun. Allah belanı. Önce bir kocanın versin. Boynuna sarıl. Ablacığım boyun burası bak abla. Beni adam boşayacak ama. Efendim? Adam boşar mı? Yok abla. Abla bir boynuna sarılmayla boşanıyorsan oho yani. Şimdi kızın kondom diyecek öldürür seni biliyorsun. Sulandırmayın arkadaşım, tamam, sarıl. Okay. Girişten mi alalım abi? Abla sen oturuyorsun, tekrar geri gel. Tek. Aman kalp atsın çap. Ne yapıp ne edip kalbi attırmamız lazım abla, tamam mı? Ona arkadaşım yerini alayım seni. Tamam, okey. Kalp atacak aga. Siz büyük bir heyecan ve mutlulukla kocanızı bekliyorsunuz hanımefendi. Okay. Kocanız geldi yanı suratından akan şey. Bin diyoruz abi. Suratından şey akıyor. İbrahim abi bin parça diyoruz ona, bin. Saydılar, bin parça akıyor. Saydılar, bin parça diyorlar, evet. Peki. Girdin abi içeri. Girdim, surattan bin parça akıyor. Gördün. Kalkıyorsun. Kapıyı vurayım abi? Kafana vur arkadaşım, kafana. Evet, kapı çaldı. Kalkıyorsun. Ah canım kocacığım, aşkım bir tanem. Arka, hanımefendi duyulmuyor sesiniz. Canım kocacığım, aşkım nasılsın? Kusura kalma, ben böyle eve giremem yani. Bu ne abi ya? Bu soğukluk nedir ya yani? Canım kocacığım, nasılsın? Baba. Yani, baba. Oğlum dur, sen konuşmuyorsun da bir yaşındasın. Seni biz taş devrinden getirdik. Arkadaşım oyuncuyu değiştiriyoruz. Yumurtaların nerede? Buyurun. Evet. Mikrofonu alıyorsun ablan. Abla sen gel. Evet. Mikrofonu abi, yakın tutuyorsunuz. İbrahim abi hanımı değiştirmeyin ne olur ya. Tam alışmıştım abi valla.
Arkadaşım lütfen herkes i̇stiyorum, işini istiyorum. Yapsın. Tamam peki efendim. Buyurun. Ne yapıyordunuz hanımefendi? Kapıyı çalıyordum, o da açıyordu. Hanımefendi. Hanımefendi buradayım hanımefendi, ben. Hanımefendi derken bana diyemiyor. Mikrofon yak. Ne yapıyordunuz? Kocam geldiği zaman rahatlıkla karşılayacağım onu. Onu güler yüzle, onu yumuşatmak için. rahatlatmak için. Ne sürerek? Yani havluyu mavluyu. Ha tabii ki ne isterse. İbrahim abi bir dakika film değişti. Bir dakika ne oluyor ya koca? Ya ne oluyor? Ne yapıyoruz abi? Nereye gidiyor olay? Anlamadım ben. Seni ya, yumuşatıyor arkadaşım. Güler yüzlü ol. Evet. Evet. Sinirli içeri girdin. Sinirli bir şekilde. Suratımdan 1000 parça düşüyor mu? Düşüyor. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi arkadaşım. 8, 9, doğru 1000. Sen babanı gördün. Baba! Doğuş. Oğlum. Evladım önce annen sarılsın sen he, değil. Tamam sarıl anne. Ah canım aşkım kocacığım. Aşkım bit- kocacığım geldiniz mi? Hoş geldiniz. Öp sarıl sarıl sarıl. Hoş geldin. Hoş geldim. Hoş bulduk hayırdır biri mi vefat etti? Abla bak yönetmenimiz diyor ki biraz güler yüzlü gelin diyor. İbrahim abi bunu değiştirelim. Ah böyle koşarak koşarak. Aa, slow motion. Slow motion koşuyorsun. Ya yumurtalar ne oldu? Bir tane yapabilir miyim? Oğlum sen konuşmuyorsun. Sen daha bir yaşındasın ya. Bir yaşım. Baba yumurta. Bu da hormonlu çocuk olsun abi. Hormonlu hormon yiye yiye gelmiş. Bak Şubat ayında karpuz yiyerek olmuş Tuğba, böyle. Tuğba lütfen gelinliğini yapar mısın? Gelinliği. Ben bir yaşındayım. Nasıl yapıyor gelinliğini? Bir yaşında evlenmişsiniz. O zaman bir Tuğba. Film icabı bu. Tuğba Nur Yerlitaş olsun. Gelinliğini yapsın kendi kendine. Hazır. Hazır mıyız? Geliyoruz. Hı-hı. Suratımdan 1000 parça düşüyor mu? Ya düşmüyor. Bir belede bir surat görmedim. Tamam okey. Meymenetsiz bir surat. Normaliz. Abla enerjik. Moralim bozuk abicim. Dayı dayı giriyorsun içeri. Tamam. Buyurun. Gördün ablacığım. Kapıyı aç kafam kırıldı. Koşarak koşarak sarıl. Kızım sen kalk babana. Babana kalk sarıl. Babacığım hoş geldin. Tuğba da gelsin. Tuğba da gelsin. Abi benim ön dişler kırıldı biliyorsun. Baban geldi. Baba. Babacığım. Oğlum nasıl gidiyor inşaatta işler? Teşekkür ediyoruz. Şimdi başka bir oyunumuz var. Teşekkür ederim hanımefendi. Çok sağ ol. Güzel kızım sağ ol. Allah cezanı verecek. Nasıl çocuk oynadın ben? Ablacığım çok sağ ol. Oturan abi. Çocuk. Oturan boğa gibi. Oturan çocuk. Yok, sen bize bir şarkı mı söyleyecektin? Söyledim yok ben abi. Söyleyecektim. Ben okurum. Ben sen bir şey ben söyleyeyim. Ben söyleyecektim. Yani bizim buraya gelip Angut'a dönmemizin nedeni senin bu şarkıların. Vallahi İbrahim abi. Yani o kadar enerji geliyoruz ki bir şarkı söylüyor bizi alıyor köyümüze, Ankara'mıza. Vallahi. Öyle yani hani buraya geldi mi duygulanıyoruz. Sonra diyor ki nasıl komedyensin yani. Ben şunu bir sorayım. Sen nesin abi? Ben 1971 Ankara doğumluyum abi. Abiciğim mesleğin ne senin? Tiyatro oyuncusu. Yani komedyen mi? Ne değil. Bir ismi daha var ne? Tiyatro oyuncusu yani tiyatroda... Özür dilerim. Bir de biliyorsun soytarlık yapan var. Evet. Onu biraz açıklar mısın? Soytarı deyince çok kızıyorlar. Soytarı da denilmemesi lazım aslında. Nedir İbrahim mesela abi. Soytarlık? Ne? Yani soytarılık eskilere dair kullanılan bir kelimedir. Nedir? Yani şimdi bir oyunda insanları bozmak için söylenir. Kralın soytarısı olurdu da... Oynardı yanında. Biz tiyatro oyuncusuyuz. Hani komediye doğru yöneliyoruz. Oraya gidiyoruz. Yarın bir gün dram da çekeriz. Orada da oynarız. Ya sen komedyen misin? Değilim. Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Oyuncuyum yani. Ne verirlerse onu oynuyorum. Yani oyuncunun... Demin verdiğiniz oynadım. Öyle yani. Hani enerjik bir adamım. Ne diyeyim? Peki. Şimdi o zaman bir oyun daha rica edeceğim. Tamam. Kalkıyorsun. Hı hı. Tuğba Hanım'ı öpüyorsun. Oğlum nereden? Yok yok. O önemli. Nasıl istersen. Yok. Tamam peki. Hayır. Tuba'cığım nasıl ya. Hayır? Lütfen hanımefendi oyuncu oyunu gerektiği şekilde. Yapamadı ki. O zaman senin sahibin var. Demin bak koca o mesleğini yapıyor ama siz mesleğinizi yapmadınız. Ben demin koca şeyini beğendim. Şu saatte avukat arandı evde biliyorsun. Tak kubayı öptüğünce. Tabii ama bak yine de cesaretli bir şekilde geliyorum. Bir tek ben bir şey söylemek istiyorum. Oyuncuyum. Dedin ya aslında iyi bir yapımcısın da artık bana göre. Çok insanı bir araya getirip damacana da çok iyi bir... İyi oluyor inşallah. Rekor bence çok güzel. Düşme evet. Oğlum düşme. Fazla sponsorun olmadan çok büyük bir başarı düşme. Elde ettin. Evet. İbrahim Bey'i de bir filmde oynatmak istiyoruz ama hiç telefonlarımıza çıkmıyor. Yani nasıl bir oyun? Nasıl bir oyun? Güzel bir film. Tarif etsene orayı.
küçük bir şey. Güzel bir iş. Hayır hayır, o benim kısmımı bir tarif et. Uçakta anlattın ya. Söylemeyeyim İbrahim abi be. Senaryo mu çalalım? Hı hı. Yok hani... yok, ondan değil de tadı kaçmasın anlamında derler. Peki. Ya. Peki. Bir tane türkü söylerim istersen. Şimdi sizlere bir uzun hava okuyorum. Yani tam 5 gündür programdayım. Yarın akşam da burada programdayım. Salı biliyorsunuz açılıyor. Yarın akşam da burada. Çarşamba günü Çorum'a gidiyoruz. Çorum'a gidiyorum deyince aman gitme dediler. Biz gidiyoruz. Oradaki bütün vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Kendinizi orada kenelerden koruyun. Kesinlikle. Çünkü orada da çok varmış. Orada 2 tane vatandaşımızı kaybettik. Allah sabır versin diyoruz. Keneden ölen, yani bu yoktu eskiden böyle ama işte bu coğrafi olarak kuşları neydi o, konuştuk, öldürünce, bitirince kuşları, kanatlı hayvanları telef edince keneler çoğalma. Bir de aslında burada başka oyunlar oynanıyor gibime geliyor. Yoksa tavuk beslesinler ya. Bütün köpeklerin üstünde, kedilerin üstünde mi gördük keneleri? İbrahim abi, hiçbir şey yok, dışarıda adam öldürüyorlar. Tavuk öldürüyor biliyorsun, kene yiyor. Bir tek ona bir şey olmuyor. Tavuk mu? Ağam ağam, öz ağam, fikrin saf et gez ağam, muhabbet ölüncedir, deme gözden uzağam. Yatmamışam oyağım, gem yüküne dayağım ağam. Ağam ağam ağam. Yatmamışam oyağım, gem yüküne dayağım. Muhabbet ölüncedir deme gözden uzağım. Özbeğim ağam, ağam ağam, öz ağam, öz ağam. Yatmamışam uyağam, gem yüküne dayağam. Muhabbet ölümcedir, muhabbet ölümcedir deme gözden uzağam. Yatmamışam uyanam, özbeğim ağam. 3-4
Ah, di gel ağam gel, di gel gözüm gel. Ben sana gözüm demem, tene düşer kör olur. Ben sana davruş demem, post giyer abdal olur. Ben sana reyhan demem, yaprak döker dal olur. Ay 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 ay. Ben sana sultan demem, tahttan düşer azd olur. Ben sana begim diyerem, daim begler beg olur. Ay 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 ay. Beyler ve yol. Teşekkürler. Efendim, reklamlardan sonra Doğuş Bursa'da bir yetiştirme yurdundaydı. Eski bakanlarımızdan